Player sohbetlerinde geçen hafta. Ability score'lar, modifier'lar, skill'ler ve saving throw'lardan bahsetmiş, Erdal'ın karakter konseptini belirledikten sonra reisini seçip öğrendiklerimizi Murat Dastved'in karakter sheet'ine geçirmiştik. Ama geçmişinden gelen yeteneklerini, savaş kabiliyetlerini, üstündeki zırh, kesesindeki altın ve belindeki silahlar olmadan Murat'ı Fyron'u da kurda kuşa yem ederiz. Herkese merhabalar, ben Ergün Önden Ali. İkinci bölümün sonunda az evvel bahsettiklerim ve etkiledikleri oyun kurallarıyla alakalı gereken bilgilere sahip olup tamamen eksiksiz oynamaya hazır bir fighter karakter sheet ile Erdal'ı evine uğurlayacağız. Bir sonraki adımız Class. Erdal'ın Murat için beğendiği Fighter klası ona neler katıyormuş bir bakalım. Player's Handbook'ta her klasın olduğu gibi Fighter başlığının da ilk başında yani 71. sayfada bir tablo var. Bu tablo karakterin şu anki level'ına göre sahip olacağı özellikleri bize belirtiyor. Zaten sonraki sayfalarda burada adı geçen her şeyin açıklaması kendi başlığı altında bulunuyor. İleriye yönelik plan yapmak istersek oraya da bakabiliriz. Eğer fiziksel kitabınız yoksa veya bütün masa için tek bir kitabınız varsa oyunu oynarken karakterinizin class sayfalarının bir çıktısı önünüzde bulunsun ki hatırlamanız gereken ve yazmadığınız bir şey varsa oradan bakasınız. Bu tabloda ilk bakmamız gereken şey proficiency bonus. Ayrıca ilerisi için plan yapmak istemediğimiz sürece birinci level üstü şu an için bizi ilgilendirmiyor. Proficiency bonusun karakterimizin yetkinlik sahibi olduğu her şey için atacağı zarlara eklenti olacağını önceki bölümde söylemiştim. Fighter'ımız için level 1'de sahip olduğumuz artı 2 proficiency bonusumuzu karakter sheet'imize geçiriyoruz. Proficiency'mizi kullanabileceğimiz her zarın sonuna artık bu bonusu da ekleyeceğiz. Class Features başlığının olduğu yere geliyoruz. Fighter olan başlangıç bir karakterin nelere sahip olacağını şimdi göreceğiz. Bu arada öncesinde class'ın hem tematik hem de mekanik taraflarıyla alakalı bilgilendiren paragraflar var. Erdal'a buraları da okumasını öneriyorum ki class'ına her yönden hakim olsun. Öncelikle burada hit point ve hit dice diye iki kavram görüyoruz. Hit point, maksimumu ve current'ı olan bir değer. Basitçe dijital oyunlarda gördüğünüz health aslında. Hit dice ise karakterimizin sahip olduğu short rest yani kısa dinlenmeler esnasında current hit point'ini şu anki canını iyileştirebilmek için kullanabileceği zarlar. Her bir fighter level için 1'de 10 hit zarımız varmış. Yani bir tane 10'luk zar. Hemen sheet'imize bunu da kaydediyoruz. Murad'ın 1. level'da sahip olduğu maksimum hit point ise 10 artı constitution modifier'mış. Yani 12. Hit points at higher levels kısmı bize diyor ki bu fighter her level atladığında 1d10 zar atıp constitution modifier'ını ekle. Çıkan sonuç kadar hit point maksimumunu arttırabilirsin. Parantez içinde ya da 6 yazmasının sebebi zar atmak yerine direkt olarak bu rakamı seçip constitution modifier'ını ekleyip sonucu elde edebilirsin diyor. Bu riski sevmeyenler için. DM'den DM'e değişir ama bu hit point maksimum arttırma meselesi partide herkesin aynı anda level atladığı bir esnada bayağı eğlenceli oluyor. Bunu da hallettiğimize göre geldik Fighter'ın bize kazandırdığı proficiency'lere. Bütün armor ve shield'lara, simple weapon ve martial weapon'lara proficiency'miz olduğunu okuyup konuşabildiğimiz dilleri yazdığımız yerin yanına yazıyoruz. Bunların neler olduğuna az sonra üstümüzü başımızı dizerken geleceğiz. Ayrıca tool proficiency'miz yokmuş. Herhangi bir zanaat eşya setiyle alakalı yetkinliğimiz veya tecrübemiz yokmuş yani. Strength ve constitution saving throw'lara proficiency'miz varmış. Şimdi sheet'imizde buraları buluyoruz ve yanındaki kutucukları işaretliyoruz. Bu kutucuklar bize diyor ki bu satırdaki şey her neyse bunun ability modifier'ına bir de proficiency bonusunu dahil et. Bu adam bu işi yapmakta artık ustalaşmış. Ekleyip güncelliyoruz. Şimdi diyor ki bize fighter. Acrobatics, animal handling, athletics, history, insight, intimidation, perception ve survival skill'leri içerisinden iki tanesini seç ve bunları proficiency al. Erdal Murad'ın gladiator arenasına girişinden kaçışını ardından maruz kaldığı hayatta kalma serüvenini bir hayal ediyor. Ve survival'la animal handling'in karakterine çok daha uygun olacağını düşünüyor. Hemen işaretleyip proficiency bonusumuzu da bunlara ekliyoruz. Ardından fighter bize başlangıç ekipmanlarımızla alakalı seçenekler sunuyor. İlk satırda ya bir chainmail ya da leather armor, longbow ve 20 tane arrow alabilirsin diyor. İşte tam bu kısımda equipment başlığı altında armor'u 145. sayfada açıyoruz ve Erdal'la zırhların olduğu bu listeye bakarken armor class yani AC diye bir ibareye maruz kalıyoruz. Daha önce bu ibareyi karakter sheet'imizde görmüştük. AC, başka bir karakterin size direkt olarak yaptığı bir atak esnasında geçmesi gereken değer. Az sonra bu değeri geçmesi için yapması gerekenleri de açıklayacağım. Ama şimdilik biz bir heavy armor kategorisindeki chainmail'i seçiyoruz. Atak vs. AC mantığını anladığınızda diğer zırh ve silahları kendiniz inceleyebilirsiniz. Chainmail'in ortalama fiyatı 75 GP'ymiş. Gold Pieces'in kısaltması. Yani gold. Bize sabit bir 16 AC veriyormuş. En az 13 strength'imiz varsa kullanabiliyormuşuz. Ve yapacağımız stealth check'ten zarlarını dezavantajlı atıyormuşuz. Ağırlığı ise 55 libreymiş. D&D oynarken bazen okuduğumuz bir ability veya spell bize yapacağımız ability check'lerde, saving throw'larda ve atak zarlarında avantajımız veya dezavantajımız olduğunu özellikle belirtir. Böyle bir durumda eğer avantajımız varsa bir tane 20'lik zar atmak yerine 2 tane atıyor ve ikisi arasında yüksek hangisi ise sonuç olarak onu seçiyoruz. Dezavantajsa tam tersi. 2 20'lik atıp
düşük olanı seçmek zorunda kaldığımız durum. Tabi bazen yazılı kurallar ve özellikler dışında Dungeon Master karakterinizin içinde bulunduğu sahnedeki durumu göz önünde bulundurarak inisiyatifiyle size dezavantaj veya avantaj vermeyi mantıklı görebilir. Yani Chainmail'in bize söylediği şey şu: bu armoru giydiğiniz müddetçe saklanmak için atacağınız stealth checklerini dezavantajlı atacaksınız. 2.20'lik atıp düşüğünü alacaksınız. Neden? Çünkü giydiğiniz zırh hareket ederken fazla ses çıkartmak gibi bir zafiyete sahip. AC'mizi karakter sheet'imize geçiriyoruz. Eğer üstümüzde bir zırh olmasaydı her karakter için geçerli olan AC formülü çalışacaktı. 10 artı Dexterity modifier. Ama neyse ki hazırlıklıyız. İkinci satırda bir Marshall tipinde weapon ile bir shield ya da 2 adet Marshall weapon seçebilirsiniz diyor. Player's Handbook'un 149. sayfasındaki tabloya bakıp murada 2 tane Marshall weapon seçmek istiyoruz. Erdal karakterini bir Great Axe bir de Short Sword tercih ediyor. Great Axe'e baktığımız zaman görüyoruz ki bu eşyanın fiyatı 30 gold. 1d12 slashing damage vuruyormuş. Bu şu demek: eğer ki hedefimiz olan düşmana atak zarımızla isabeti başarabilirsek, ona hasar vermek için bu silahı kullanarak atmamız gereken zar 12'lik ve bir tane atmamız gerekiyor. Çoğu silahta olduğu gibi Great Axe'in de Properties başlığı altında bazı özellikleri olduğunu görüyoruz. Bunlardan birincisi Heavy. Weapon Property'lerinin ne olduğunu öğrenmek için birkaç sayfa geriye, 146 ile 147'ye gidiyoruz. Burada Heavy bize diyor ki, bu silahı kullanan Small büyüklük tipindeki, ki biz medium'uz, small'ın bir üstü, bir karakter atak yani tutturabilme zarını boyundan büyük işlere kalkıştığı için dezavantajlı atar. Two Handed'a baktığımız zamansa basitçe bu silahı kullanabilmek için karakterin iki elini de onu kavramakla meşgul olması gerektiğini söylüyor. Great Axe'in detaylarını karakter sheet'indeki gereken kısmı yazmadan önce attack roll ve damage roll nedir onu anlamanız için size basit bir combat simüle edeceğim. D&D'de bir combat başladığında Dungeon Master'dan herkes inisiyatif atsın veya benzeri bir cümle duyacaksınız. Bunun anlamı şu: gerçek zamanda akan oyun şu anda taraflardan birisi tamamen savaşmayı bırakana kadar sıra tabanlı bir sisteme dönüştü. Ve D&D'de her bir round, yani bütün karakterlerin bir kere sırasına oynadığı, ki bu terime birçok board game'den aşinasınızdır, ve tekrar başa döndüğü an oyun dünyasında 6 saniye geçmiş oluyor. Bu çok önemli bir detay. Masadaki bütün oyuncular ve karşılarındaki düşmanlar, yani Dungeon Master, her bir karakter için 20'lik zar atacak ve buna initiative modifier'larını ekleyecekler. Elde ettikleri değer onların savaş esnasında diğer herkese nazaran hangi sırayla ve nasıl bir çabuklukla hareket edebileceğini belirleyecek. Yani round esnasında turn'ünü kimden daha önce oynayacağını. Initiative modifier başka bir yerden bonus almıyorsa eğer, direkt olarak Dexterity modifier'ın aynısı olarak sheet'imize kaydedilir. Murat, yolculuğu esnasında Yıldız Dağları'nın eteklerinde bulduğu ufak bir mağaraya ateş yakıp geceyi burada geçirmeye karar vermiş. Ancak yakınlardan geçen bir haydutun ateşi görüp içeri girerek onu soymak istemesinin ardından Erdal, Murat'ın baltasını kaldırarak hayduta saldırmak istediğini söylemiş. Aradaki detayları şimdilik geçiyorum. Ben DM olarak tam bu esnada o zaman senden bir initiative zar alalım diyorum. Erdal 20'lik zarını atıyor ve initiative modifier'ini ekleyip bana söylüyor: 14. Ben DM olarak haydutu oynamak ve onun istediklerini gerçekleştirmeye çalışmakla mükellefim. Yani düşmanım şimdilik Murat. Dolayısıyla o dünyanın bir parçası olarak haydut da aynı şekilde initiative'ini atıyor ve sonuç 8 geliyor. Erdal'a ilk sen başlıyorsun diyorum. Her karakter combat esnasında bir adet action'a sahip. Bu action'ı harcayarak yapabileceği 10 farklı şey var ve bunlardan birisi atak. Kalan 9'unu başka bir videoda açıklayacağız. Ancak merak edenler Player's Handbook'un 192. sayfasında bulabilirler. Erdal bana üzerine doğru koşup baltamı göğsüne saplamayı diliyorum diyor. Biraz gerilmiş. Yani yapmak istediğini rolden çıkmayarak belirterek dolaylı yoldan bir atak action'ı kullandığını söylüyor. Tuttuğunuz silahın range'i, yani mesafesi yettiği müddetçe atak action'ını kullanıp elinizdeki bu silahla seçtiğiniz bir hedefe vurmayı deneyebilirsiniz. Murad'ın malına kasteden bu haydutun üstüne nasıl bir hışımla koştuğunu Erdal'a tasvir ettikten sonra bir atak zarı at diyorum. Atak roll, yani zarı bir karakterin yaptığı saldırının hedefini tutturduğunu veya ıskaladığını belirleyen şey. Karakterler atak roll yapmak için 20'lik zar atıp gereken modifierleri eklemek zorunda. Eğer karakterin kullanılan silah proficiency'si, yani yetkinliği varsa, eklemesi gereken ability modifier'ın üstüne bir de proficiency'sini ekliyor. Burada dikkat edilmesi gereken husus ability modifier. Kullanılan silah eğer melee, yani Great Axe gibi yakın dövüş silahıysa, atak zarına strength modifier'ını ekliyoruz. Eğer kullanılan ranged, yani mesafeli bir silahsa, dexterity modifier'ımızı ekliyoruz. Finesse veya thrown property'si olan silahlar için bu kural bir istisna. Çünkü silahlar hem melee olup hem de thrown property'si sayesinde fırlatılır bir özelliğe sahip olabilirler. Veya finesse property'si olan bir silah, kullanıcısına onu kullanırken melee olduğu halde strength yerine dexterity modifier'ını kullanmasını söyleyebilir. Eğer elde edilen atak roll sonucu saldırılmak istenen kişinin AC'sini geçemezse, DM yapılan atağın nasıl başarısız olduğunu tasvir eder ve saldıran karakterin action'ını harcamış olur.
Erdal, Murad'ın atağı için 20'lik zarını atıyor ve 12 geliyor. Melee bir silah kullandığı için Strength Modifier'ı olan artı 4'ü ve Proficiency'si olan artı 2'yi ekliyor. Zarın sonucunu 18'e çıkartıyor. Bense karşısındaki DM olarak Erdal'ın görmediği Haydut'un AC'sinin 14 olduğunu biliyorum. Ve Erdal'a bu AC'yi atak zarıyla geçmeyi başardığı için damage zarlarını atabilirsin diyor. Erdal, Great Axe'nin 1d12 slashing damage vurduğunu hatırlıyor. Yani bir adet 12'lik zar. Aynı atak zarını eklediği gibi kullandığı silahın türüne göre damage zarının da sonuna ilgili modifier'ını bu senaryoda strength'e ekliyor. Ancak bu sefer proficiency bonusunu eklemiyor. Proficiency sadece atak zarı için geçerli, damage için değil. Erdal 12'lik zarını atıyor ve 8 geliyor. Karakterinin fiziksel kuvvetini de kullanarak strength modifier'ını ekliyor ve sonuç 12. Erdal hesaplamasını yaptıktan sonra bunu bana söylüyor ve ben yine Erdal'ın bilmediği bir şekilde savaştığı haydutun 11 hit point olduğunu biliyorum. Yani 12 slashing damage bu haydutu öldürmek için gayet yeterli. Hiç kimsenin Murat'tan bir şey çalamayacağını ve bunu ölmeden önce nasıl karşısındaki hayduta baltasını tam kalbine saplayarak ispatladığını anlatıyor. Zihninde sahneyi canlandırdıktan sonra haydutu başarılı bir şekilde öldürdüğünü ona söylüyor. Eğer öldüremeseydi ve sırası geçseydi bu sefer benzer bir atak denemesini haydut onun AC'sine karşı elindeki short sword'la yapacaktı. Bu vesileyle taraflardan birisi tamamen alt olduğu için kombat sona eriyor ve oyun sıra tabanlı olmaktan çıkıp gerçek zamanlı anlatıma tekrar geri dönüyor. Bu sahne bir karakterin elinde ne olursa olsun bir karaktere karşı yaptığı atak action'ı sonucu attığı atak ve damage zarlarının sonucuydu. Erdal ikinci bir silah daha seçme hakkına sahip. Bu hakkını Morningstar'dan yana kullanıyor. Vücudundaki kalıcı yaralar dışında arenalardan ona kalan tek hatıra. 1d8 piercing damage vuruyormuş ve özel property'si yokmuş. Böylelikle hem Great Axe hem de Morningstar'ın özelliklerini karakter sheet'inin ilgili yerine geçiriyoruz. Üçüncü satırda bir light crossbow ve 20 bolt ya da 2 adet handex alabilirsin diyor. Erdal, Murad için bir light crossbow ve 20 bolt yani arbalet okunu tercih ediyor. Light crossbow ammunition, loading ve two-handed propertylerine sahip. Ammunition parantez içindeki ibareyle bize bu silahı ve ihtiyacı olan mühimmatı ki bu senaryoda boltlar kullanarak 80 feet uzaklığına kadar normal bir şekilde atak yapabileceğimizi, 80'den 320 feet'e kadarsa dezavantajlı bir şekilde atak yapabileceğimizi söylüyor. Loading karakter sıra ondayken kaç defa atak yapabiliyor olursa olsun bu property yüzünden bu silahı kullanarak en fazla bir defa atak yapabileceğini söylüyor. Silahın tekrar doldurulabilmesi için geçecek vakit onu kullanan karakterin yavaşlamasına sebep oluyormuş. Two-handed'ı zaten biliyorsunuz. Bu silahın bilgilerini de gerekli yere yerleştiriyoruz. Silahlarla şimdilik işimiz bitti. Dördüncü satırdaysa bir Dungeoneer's Pack ya da Explorer's Pack alabilirsin diyor. D&D'ye ayak basan her karakter spesifik bir şekilde tasarlanmamışsa bu şekilde bir pack ile oyuna başlıyor. Player's Handbook'un 151. sayfasında bu packlerin içerisinde neler olduğunu okuyabiliyoruz. Fighters'a bize Dungeoneers ve Explorers arasında bir seçim yaptırıyor. İçeriklerine bakıyor, hem karakterimizin nereden geldiğini hem de nereye gitmek istediğini kafamızda kurduktan sonra ona uygun ve ileride işine yarayacağını düşündüğümüz bir ekipman paketi seçiyoruz. Bakalım bize önerilenler arasında neler varmış. Dungeoneers Pack'te bir backpack, sırt çantası, bir crowbar, levye, bir hammer, çekiç, 10 adet piton, dağcı kazığı, 10 adet torch, meşale, bir tinderbox, içerisinde çakmak taşı, ateş çeliği ve çıra bulunan kutucuk, 10 days of ration yani 10 günlük kumanya, bir waterskin, matara, 50 feet uzunluğunda bir de kendir halatı bulunuyormuş. Explorer's Pack'te hemen hemen aynı listeyi görüyoruz. Sadece hammer, crowbar ve piton yerine meskit, sefer tası ve bedroll yani tulum var. Erdal, Murat için Explorer's Kit'i seçiyor ve içindekileri equipment kısmına tek tek yazıyor. Bir sonraki aksiyonumuz Murat'ın cebindeki parayı belirlemek olacak. Player's Handbook'un 143. sayfasındaki equipment başlığını açıyoruz ve Starting Wealth by Class tablosuna bakıyoruz. Burada yazana göre Fighter bir karakter oyuna 5D4 çarpı 10 gold'la başlıyormuş. 5 tane 4'lük zar atıp topluyoruz ve sonucu 10'la çarpıyoruz. 130 gold. Bunu da equipment kısmına yazıyoruz. 150. sayfadaki Adventuring Gear başlığında bir tablo var. Murad'a isterse başlangıç parasını harcayarak Explorer's Pack'tekine benzer eşyaları buradan seçip alarak oyuna bunlarla başlayabileceğini söylüyor. Erdal şöyle biraz baktıktan sonra bir şey istemediğini söylüyor. Bu tablonun devamında burada yazan bazı eşyaların mekaniksel açıklamalarını yazdığını ve onları dünyanın belirli yerlerine denk getirilebilirse satın alabileceğini söylüyor. Bir sonraki hareketimiz Fighter'dan gelen Class Future'larını göz atıp karakter sheet'imize kaydetmek olacak. Geri dönüp baktığımızda level 1 bir fighter'ın Fighting Style ve Second Wind diye iki future olduğunu görüyoruz. Bir sonraki sayfaya geçip Class Future başlığı altında Fighting Style'ı buluyoruz. Fighting Style bize karakterimizin belirli bir savaş stili konusunda uzmanlaşmış olduğunu ve bu uzmanlığın bize verdiği 6 seçenekten bir tanesi olması gerektiğini söylüyor. Seçimi bize bırakmış. Erdal aralarından karakterine en uygun gördüğü Great Weapon Fighting'i seçiyor.
Great Weapon Fighting, iki elimizde tuttuğumuz bir silahla attığımız melee damage zarının bir veya iki gelmesi durumunda bir tane damage zarını tekrar atabilmemizi sağlıyor. Yeni zarda da bir veya iki gelirse sonucu kabul etmek zorundayız. Ve bu özelliği kullanabilmek için two-handed veya versatile property'si olan bir silahla bu atağı yapmış olmamız gerektiğini özellikle belirtiyor. Bunu olduğu gibi karakter sheet'inin gerekli yerine oyun esnasında hızlıca bakabilelim diye yazıyoruz. İkinci feature olan Second Wind'e bakıyor. Second Wind alınan hasarlardan kurtulmak adına sakladığımız dayanıklılığı yüzeye çıkarabileceğimizi söylüyor. Sıra bizdeyken bir bonus action'ımızı kullanarak 1d10 artı fighter level'ımız kadar hit point kazanabileceğimizi, yani kendimizi heal'layabileceğimizi söylüyor. Bu feature'ı kullandığımızda short veya long rest yapmadan bir daha kullanamayacağımızı belirtmiş. Burada iki ibare dikkatini çekiyor Erdal'ın. Bonus action ve rest. Az evvel bir combat turn'ine beraber şahit olmuştuk. D&D'de karakterler her round bir action, bir bonus action ve bir de reaction'a sahipler. Az evvel bahsettiğim içlerinde atağın da bulunduğu 10 action'ın her birini burada bahsi geçen bir action'da kullanabileceğimizi gördük. Ancak Second Wind'de de olduğu gibi bir feature, spell veya herhangi bir şey bize action, bonus action veya reaction'ımızı kullanarak bir şey yapabileceğimizi özellikle belirtebilir. O zaman bu action türlerini yerinde kullanmaya hak kazanmış oluyoruz. Bonus Action'ın kullanım şekli olarak çok spesifik konular dışında Action'dan farkı yok. Sıra bizdeyken kullanabileceğimiz bir özelliğimiz varsa o round'daki Bonus Action'ımızı harcayarak kullanabiliyoruz. Yani Action'ın yanında bir de Bonus Action. Reaction ise yine her round bir tane sahip olduğumuz bir aksiyon çeşidi. Action ve Bonus Action'dan farkı bunu harcayarak kullanabileceğimiz bir özelliği herhangi bir kişinin sırasında o özelliğin diğer kriterlerini de yerine getirdiğimiz müddetçe kullanabiliyor olmamız. Zaten genelde bunun kullanabildiğimiz özellikler veya büyüler gerçekten de bir aksiyona reaksiyon olarak kullanabileceğimiz şeyler katıyor bize. Çok da detaya girmeden bize gelen bir büyüyü reaction'ımızı kullanarak attığımız başka bir büyüyle boşa çıkarmak gibi. Bunların üçü de bir özellikten aksi belirtilmediği sürece birden fazla birikmez. Ve harcandığı takdirde sadece sıra tekrar bize geldiğinde yenilenirler. Erdal bu vesileyle sıra Murat'tayken action'ını kullanarak hem atak yapabileceğini hem de bonus action'ını kullanarak zor bir durumdaysa second wind'ini de kullanabileceğini öğrenmiş oluyor. Gelelim rest meselesine. Her ne kadar kahramanca diyar diyar dolaşsalar da canlandırdığımız karakterler de günün her saatini gezip dolaşarak, canavar kovalayarak veya insanlarla tanışarak geçiremezler. Hem karakterlerimizin gerçek hayattaki varlıklardan pek farkları olmadığını hem de sahip oldukları özellikleri yenileyebilmek, dinlenip yaralarını sarabilmek için vakte ihtiyaçları olduğunu hatırlatıyor bize rest mekaniği. Onların da uyumaya, bir şeyler atıştırmaya, gevşemeye ve kendilerini bir sonraki macera için hazırlamaya gerek duyduğu zamanlar oluyor. Rest, short ve long olarak iki çeşide ayrılıyor. Player's Handbook'un açıklamasına göre bir short rest, karakterinizin en az bir saat boyunca yemek, içmek, okumak ve yaralarını sarmak dışında daha stresli bir şey yapmadığı vakitten ibaret. Bir karakter short rest'ini bitirdiğinde sahip olduğu bir veya daha fazla hit dice'ını harcayabilir. Hatırlarsanız Murad'ın bir tane vardı ki bu karakterimizin level ile eşdeğer olarak artacak. Bu şekilde harcanan her hit zarı için oyuncu o zar türünden atıyor ve çıkan sonucu Constitution modifier'ını ekliyor. Karakter bu dinlenmenin sonucunda bu değerlerin toplamı kadar hit point kazanıyor. Yani heal'lanıyor. Oyuncu her hit zarı harcayıp karakterinin hit point'ini geri doldurduğunda bitirene kadar atmaya devam edip her seferinde aynı prosedürü uygulayabilir. Harcanan hit zarlarının bir kısmını her long rest'in sonunda tekrar geri alacak. Long rest'te adından da anlaşılabileceği üzere daha uzun süre yapılan bir dinlenme oluyor. En az 8 saat ki bu sürecin en az 6 saati uyku için geçmek zorunda olup kalan 2 saati yine okumak, yemek yemek, gözcülük yapmak gibi sakin aktiviteler içermek zorunda. Eğer dinlenme başladığı andan itibaren bölünür ve yürüyüşe çıkmak, savaşmak, büyü yapmak veya benzeri stresli aktivitelerle en az 1 saat geçirilirse bu şekilde long rest'i bölünen bir karakter dinlenmeye en baştan başlamak zorunda kalır ve o ana kadarki zaman boşa geçmiş olur. Bir long rest'in bitiminde karakter bütün kayıp hit point'ini geri doldurur ve current hit point'ini maksimumuyla eşit hale getirir. Ayrıca long rest'ini başarılı bir şekilde bitirebilmiş karakterler gün boyu short rest'ler esnasında harcadıkları hit zarlarını toplam hit dice'ın yarısı kadar tekrar kullanılabilir hale getirirler. Örneğin 10 level bir karakterin toplam 10 hit zarı var. Gün içerisinde farklı short rest'ler esnasında bunların 8'ini yaralarını sarmak için harcadı ve geriye 2 hit zarı kaldı. Tabii her harcadığında karakter sheet'inde bu sayı güncel tutuyor. Bir long rest'in sonunda toplamın yarısı kadar kazandığına göre 2 7'ye çıkıyor ve bir sonraki long rest'ine kadar harcayabileceği hit zarını belirlemiş oluyor. Burada çok dikkat edilmesi gereken başka bir husus da şu. Karakterler her 24 saatlik periyotta bir kez long rest tamamlayabilirler.
Yani bütün hit zarlarını harcamış olan bir karakter ancak hiç harcamadığı takdirde 48 saatin sonunda hepsini geri alabilir. Şimdi yapmamız gereken sadece iki şey kaldı. Karakterimizin background'unu belirlemek ve ona bir alignment vermek. Neyse ki Erdal'ın kafasında kurduğu Murat karakterinin keskin hatlarının olması sebebiyle bu konuda işimiz biraz kolay olacak. Player's Handbook'un 121. sayfasında Personality and Background diye bir başlık var. Burada roleplay esnasında işimize yarayacak olan karakterimizin sahip olabileceği her türlü özelliği belirleyebilmemiz için bize kitap yardımcı oluyor. Mesela eğer bahsi geçen ırkların fiziksel özelliklerine hakim değilseniz sizin için burada gerçekçi bir belirleme yapabilmenizi sağlayan bir tablo mevcut. Ama bizim için asıl önemli olan şu anda background kısmı. Daha evvel bahsetmiştim. Background, şekillendirdiğimiz karakterin ciddi manada ete kemiğe bürünebilmesi için gereken bir altyapı. Murat nereden geldi? Nasıl maceracı oldu? Oyunun hikayesi başlarken neredeydi? Sahip olduğu eşyaları ve paraları nereden ve nasıl temin etti? Yetkinliğe sahip olduğu kabiliyetlere nasıl ulaştı? Gibi oynarken karakterimize karşı empati kurmamızı sağlayacak soruların cevaplanmasında masadaki herkes için tecrübe ettiğimiz oyunu daha da kaliteli ve hatırlanır hale getirmekte bize yardımcı olacak. Tabii işin bir de mekanik getirileri var. Player's Handbook'ta 17 tane background çeşidi bulunmakta. 127. sayfadan itibaren bunlara göz gezdirmek mümkün. Ancak Erdal'ın Murat için yazdığı hikaye en çok Entertainer ile bağdaştığı için onu seçmeyi tercih ediyor. Hayatının ciddi bir kısmı acımasız arena savaşlarında insanları eğlendirmekle geçmiş olması vesilesiyle sahip olduğu bazı şeyler olacak. Ben şahsen bir DM olarak burada yazanları bir araç olarak görüyorum ve oyuncularımın oynamak istediği karakterlere göre yeri geldiğinde bazı kısımları yontup değiştirebiliyorum. Ancak şimdilik karakteri kitaba uydurarak oluşturmakta fayda var ki standart neyse onu görebilirim. Entertainer background'u Murad'a konsepte gayet uygun bir şekilde acrobatics ve performance skill'lerinde proficiency veriyor. Karakter sheet'indeki yanlarındaki baloncukları doldurup proficiency'mizde bunlara ekliyoruz. Ayrıca disguise kit ve bir çeşit müzik aletine de proficiency veriyormuş. Yani bunların kullanıldığı ve bir ability check kullanması gereken herhangi bir yerde proficiency bonusunu da attığı zara ekleyecek. Disguise kit birçok zanaat kitinden birisi olup karakterlerin asıl kişiliklerini saklayabilmeleri için gereken malzemeler barındıran bir eşya kutusu. Henüz üzerimizdeki eşyalarda bulunmuyor ancak belki bir gün sahip olabiliriz. Belli ki Murat bir yerde çaldırmış, kaybetmiş ya da eskitmiş. Enstrüman olarak da davul seçiyor kendisine. Hordlands'li birisine gayet yakışır şekilde. Ayrıca bazı eşyaları da veriyormuş entertainment background'u bize. Bir enstrüman ki Erdal küçük bir el davulu seçiyor kendisine. Bir hayranından alıp yanında taşıdığı herhangi bir şey. En büyük hayranının kendi canını kıyarken kullandığı kemik bıçağı taşıdığını söylüyor Erdal. Bir kostüm ve içinde 15 gold bulunan kese. Erdal kostümü istemediğini söylüyor, Murat'a yakışmadığını belirterek ve 15 gold'u şu anki parasına ekliyor. Entertainer'ın kendi future'ı yerine devamındaki alternatif gladiator future'ına göz gezdiriyor Erdal ve karakterinin dövüşle eğlendirmeye yönelik mekanlarda kendisine iş bulma konusunda çok rahat edeceğini öğreniyor. Her ne kadar kullanmak zorunda olmasanız da random bir tablo şeklinde background'ların sağladığı önemli 4 şey personality trait, ideal, bond ve flaw. Yani kişilik özellikleri, hedefleri, bağlı olduğu kişi, şey ve kurumlar ve zayıf noktaları. Her background tipi bu konu başlıkları altında karakter sheet'imize yazabileceğimiz ve karakterimize uygulayabileceğimiz seçenekler veriyor. Erdal şöyle bir göz gezdiriyor ve kendisi uydurmak yerine her birinden Murad'a uygun olacak bir şey seçiyor. Personality trait olarak 6 numarayı, yani ilgi odağı olmadığım zamanlar sertleşirim mi seçiyor. Ideal için 2'yi yani geleneği seçiyor. Geçmişin hikayeleri, efsaneleri ve şarkıları asla unutulmamalı. Çünkü onlar bize kim olduğumuzu öğretirler. Bond için 5 yani ezeli rakibime karşı üstün olduğumu ispatlamak için her şeyi yapabilirim diyor. Flow'a da 6'yı yazıyor. Ne kadar çok efor sarf etsem de dostlarıma karşı güvenilmezim. Background'u da hallettiğimize göre geriye sadece alignment kalıyor. Kapanışı alignment'la yapacağız ama bu mesele sadece kendine özgü bir videoyu hak edecek bir mesele. Bu karakter oluşturma serüveni boyunca sıkıştırdığım birçok şey gibi. D&D dünyasında kağıda dökülen karakterlerin tipik olarak iki farklı çeşit alignment'ı bulunuyor. Bu iki çeşidin birleşmesiyle beraber bir kombinasyon oluşup bu kombinasyon karakterinizin kişiliği ve hayata bakış açısı hakkında size yardımcı olmaya çalışıyor. Bunlardan birincisi karakterinizin ahlaki konumu. Good, evil ve neutral şeklinde ayrılıyor. Diğeri ise toplumsal ve kurumsal düzen karşısındaki tutumu. Lawful, chaotic, neutral diye de bu üçe ayrılıyor. Yani bunların birleşimiyle beraber toplam 9 seçeneğimiz var. Şimdi bu kombinasyonları Player's Handbook'taki örneklerine göre size aktaracağım. Çünkü resmi settingin seçenekleriyle oyuna başladığımızı varsayarsak o dünyanın karakterlerinin temsil ediliş şekilleri hakkında bilgi sahibi olmak işleri biraz kolaylaştırabilir. Bir nevi karakterinizin genel kültürünü de genişletmekte size yardımcı olacaktır. Lawful Good, toplum tarafından doğru şeyi yapacağına inanılan kişi. Neutral Good, başkalarının ihtiyaçlarına göre onlara yardım etmek için elinden geleni yapmaya çalışır. Chaotic Good,
Başkalarının onlardan beklentisi konusunda pek umursamadan canları ne isterlerse onu yaparlar. Ama hala iyi denebilecek bir ahlak altyapısına sahiptirler. Lawful neutral, kanun, gelenek ve şahsi hedefler doğrultusunda hayatlarını devam ettirir. True neutral, genelde ahlaki meselelerde sessiz kalmayı tercih eder ve taraf tutmaz. Chaotic neutral, heveslerinin peşinden gider ve kendi özgürlüklerini başka her şeyin üstünde tutar. Lawful evil, gelenek, sadakat veya bir düzen sistemi içerisinde kalacak şekilde istediği her şeyi zorla alma konusunda tereddüte düşmeyen kişidir. Neutral evil, vicdan azabı veya merhamet hissetmeksizin sonunda kendilerini temize çıkarabileceği her şeyi yapmaktan çekinmez. Chaotic evil, açgözlülük, nefret ve kana susamışlıktan doğan tamamen keyfi şiddete yönelimi olan kişi. Tekrarlamakta fayda duyuyor. Bu alignment konusunda her yiğidin yoğurt yiyişi farklı olduğu gibi herkesin yoğurt sevmek zorunda olmaması da ayrı bir gerçek. Karakterlerinizi tek bir görüş kalıbıyla sınırlandırmak istememe özgürlüğüne sahipsiniz. Ancak bu ifadeler sizin için en azından başlangıçta nasıl roleplay yapmanız ve hayali bir kişiliğin fikirlerini karşı tarafa aktarabilmeniz konusunda faydalı bir yol haritasına dönüştürülebilir. Erdal seçeneklerini değerlendirdikten sonra Murat için en uygun Chaotic Good olduğunu söylüyor. Kararına saygı duyuyor ve bunu da kağıda geçirerek resmen Murat Dustfed'in karakter sheet'ini oynamaya hazır hale getirmiş bulunuyoruz. Kendisine maceralarında başarılar diliyoruz. Evet sevgili dostlar, hanımlar, beyler. Kitaptaki içerik seçenekleri konusunda istediğiniz kadar özgür olmakla beraber temel kuralları ve bir karakter oluşturmak için geçmeniz gereken basamakları tamamına değinmiş bulunmaktayım. Artık Murat Dustfed için seçtiğimiz gibi race, class, background ve onlarla beraber değişen her şeyin kombinini istediğiniz farklılıkta tasarlayabilir, kendinize oynamaya hazır yepyeni karakterler oluşturabilirsiniz. Hatta bu oluşturduğunuz karakterleri her gün oyunun Discord'undan D&D kanalına atarsanız çok memnun oluruz. Daha evvel karakterimizin fiziksel özelliğiyle alakalı bilgileri yazdığımız ikinci bir sheet vardı. Bu sheet aynı zamanda karakterlerimizin hikayesiyle alakalı. Hem de ilk sayfada yer kalmadığı takdirde ekipman ve özellikleriyle alakalı ekstra bir yer sağlıyor bize. Bir de bunun üçüncüsü var. Murad'ın bir fighter olarak en azından belki henüz ihtiyacı olmayan spellcasting sheet'i. Bir sonraki bölümde büyü yapma kabiliyeti olan karakterlerin bu sheet'i nasıl kullanması gerektiğine, farklı klasların büyüye nasıl muamele ettiğine ve bahsetmediğim actionlara bakacağız. Ayrıca karakter oluşturmayla alakalı şahsi tecrübelerimden de size aktarabileceğim önerilerimi ve kullanabileceğiniz işinizi kolaylaştırabilecek dijital tool'ları da paylaşacağım. Böylelikle karakter yapımını ve player sohbetlerini bir süreliğine rafa kaldırıp Dungeon Master sohbetlerine başlayabileceğiz. Erdal dahil D&D oynamak isteyen arkadaş grubundaki herkesin karakteri hazır. Ama kim oynatacak? Öyle değil mi? İşte bu sorunun cevabını ilerleyen bölümlerde öğreneceksiniz. Bakalım DM'lik size göre miymiş yoksa değil miymiş? DM'liğin ve arkadaşlarınızla yeni bir kampanya başlamanın aslında ne kadar kolay ve eğlenceli olduğunu, ödüllendirici olduğunu size göstereceğim. Ve konu başlıkları halinde zamanla dikkat etmeniz veya iyileştirmeniz gereken her konuya değineceğim. Ancak şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonrakine görüşürüz. Az evvel izlediklerinizin yapımına kanala katılarak destek olan kontlarım Base, Dart Bülent, diğer bütün baronlarım ve şövalyelerime teşekkür ediyorum.